bolluk yaşamana, zenginlik yaşamana, hayatından keyif almana, varlıklı yaşamana engel olan ayak bağlarını bulmak, tespit etmek, blokajlarını bulmak, kafandaki kilitleri tespit etmek. Konumuz bu olacak. İnsanlar genellikle çalışıyor, gayret gösteriyor. 8 saat değil, bazen 12 saat çalışıyor. Ama hak ettiği bolluğu, bereketi yaşayamıyor. Bu kadar çalışmasına rağmen, bu kadar gayret göstermesine rağmen, kendi işinde koşturmasına rağmen bir türlü hak ettiği bolluğu, kazancı, bereketi kazanamıyor. Ulaşamıyor oraya. O arzu ettiği zenginlik bilincine ulaşamıyor. Bunların sebeplerini de bulamıyor kendi başına. Ben şimdi burada senin engellerin neler olduğunu, nasıl bulabileceğini sana adım adım anlatacağım. Bu videoyu sonuna kadar izle, uygula ve sen de blokajları bulabilirsin. Bunu araştırma konusu gibi düşün. Sen etrafında en çok görüştüğün 5 kişiyi tespit et. Bunlar kimlerdir? Bunları gözünün önüne getir. Ve bunlarla oturup konuştuğunda parayla alakalı, çalışmakla alakalı, kazançla alakalı, mal, mülk, zenginlik, fakirlikle alakalı neler konuşuyorlar? Hangi cümleleri konuşuyorlar? İncele. Gerekirse not al. A kişi bu konular hakkında neler düşünüyor? Negatif, yani çizgi, veya pozitif. Ne konuşuyor? Sadece işaret versen yeterli. Sonra ikinci kişiye geç. En çok görüştüğün kişi bu. Annen olabilir veya baban olabilir. Veya iş arkadaşın olabilir. İkinci kişi de aynısını yap. Bir röportaj gibi düşün. O konular geçtiğinde neler söylüyorlar? Düşünce yapıları nelerdir? Bakış açıları nelerdir? Onu da not al. Üçüncüsünde de o şekilde, dördüncüsü ve beşincisinde aynı o şekilde not aldıktan sonra bir de kendi muhasebeni yap. Kendini kenara çek ve para, mal, mülk, tarla, bahçe, zenginler, fakirler, iş hayatı, kazanç, altın, pırlanta, aklına gelen mal varlıklarla alakalı pozitif veya negatif ne düşünüyorsun? Bunların tespitini yap. Bunların muhasebesini yaparken zaten yavaş yavaş senin blokajların ortaya çıkacak. Senin ayak bağların ortaya çıkacak. Eğer onu ortaya çıkarabilirsen, yani senin blokajlarını ortaya çıkarabilirsen, farkındalık sende oluşmaya başlarsa, o zaman anlarsın senin neden ilerleyemediğini, arzu ettiğin bolluğa neden ulaşamadığını o zaman tespit edebilirsin. O zaman farkında olabilirsin. Genellikle çevrendeki insanların bakış açıları sana yansıyor. Yani en çok görüştüğün 5 kişinin ortalaması. Bu 5 kişi parayla, malla, mülkle alakalı düşünce yapılarını sana aktarıyor. Eğer onlar negatif bakıyorsa zenginliğe, fakirler kardeş, zenginler kalleş gibi cümleleri çok kullanıyorlarsa veya zenginleri sürekli kötülüyorlarsa, fakirliği övüyor ve aziz olarak görüyorlarsa onları, o zaman senin düşünce yapın da o şekilde oluyor. Onu tespit edebilirsin. Sen onu fark ettiğin zaman zaten, anladığın zaman, ayak bağların ne olduğunu anlamaya başladığın zaman sen içsel olarak harekete geçiyorsun. Veya dışsal kaynaklara daha dikkatli bakıyorsun. Yani seni uyaran dışsal kaynaklar, benim söylediğim sözler seçici algıdan dolayı senin dikkatini daha çok çekiyor. Ve burada sana anlattıklarıma iyi odaklanıyorsun. Odaklandığın zaman zaten sen de o blokajı ortadan kaldırmak için gayret gösteriyorsun. Yani farkındalık oluşuyor sende. Şimdi toparlamak istiyorum. Yapman gereken şey o en çok görüştüğün 5 kişinin düşüncelerini analiz etmek. Sonra sen kendini bir kenara çekeceksin. Kendi muhasebeni yapacaksın. Zaten bunu yapınca da her şey ortaya çıkacak. Bu videoda sana aslında bolluk ile, zenginlik ile senin aranda sadece düşüncelerin olduğunu söylüyorum. Yani arada fazla bir şey yok. Mesafede arada sadece düşünce yapısı var. Sadece bakış açısı var. Sadece kafandaki kilit var. Sadece o blokajlar var.
Bunu ortadan kaldırdığın zaman zaten hak ettiğin neyse ona ulaşabiliyorsun. Bakış açısını değiştirdiği zaman zaten kişi ona göre çalışıyor. Efektif çalışıyor. Mesela daha önceden 12 saat çalışıyordu. 12 saat çalışıyordu, bir yere varamıyordu. Ama bu sefer kafasındaki kilitler kalktığı zaman daha önceden 12 saatte ulaşabildiği yere 4 saatte ulaşıyor veya 2 saatte ulaşabiliyor. Kafasındaki kilitleri kaldırınca verimli çalışıyor kişi. Verimli çalışınca da bereketi oluyor. Bir söz var. Ünlü bir araştırmacının sözü ama şu anda ismi aklıma gelmiyor. Adam şunu söylüyor. Diyor ki, negatif düşünce insanı aşağı çeker. Enerjisini alır insandan. Enerjisi tükenir. Negatif düşünce. Peki pozitif düşünce de insana güç verir. Motivasyon verir ve harekete geçer. O zaman şöyle diyelim. Biz bu sözü önümüze aldığımız zaman formül olarak bir kişi bolluğa, zenginliğe, paraya karşı negatif düşünürse o zaman enerjisi tükeniyor. Aşağı çekiyor çünkü. O negatif düşünce aşağı çekiyor, kişi harekete geçemiyor. Önündeki fırsatı değerlendiremiyor. Çünkü negatif bakıyor. Parayı elinin kiri olarak görüyor. Parayı negatif olarak görüyor. Pozitif görmüyor veya zenginler kötü olarak gördüğü için, negatif baktığı için harekete geçemiyor. Çünkü aşağı çekiyor negatif enerji onu. Bir de pozitif enerji var. Yani olumlu bakmak var. Olumlu bakmak da insanı güçlendiriyor. Yani kişide %50 enerji varsa %100'e çıkıyor enerjisi. Olumlu baktığın zaman insanda motivasyon oluyor. Yani harekete geçebiliyor. Önünde bir fırsat olduğu zaman kişinin onu yakalayıp onu alabiliyor. İşte zenginliğe, paraya, mala, mülke, varlığa pozitif bakan insan da motive olduğu için kişide arzu ettiği o bolluğa ulaşabiliyor. Yani olaya negatif bakmak ve pozitif bakmakla anlatabilirim. Bunu biraz daha açıklayıcı şu şekilde anlatabilirim. Sen paraya, mala, mülke, zenginliğe karşı pozitif bakarsan algıda seçicilikten dolayı, dikkatler o tarafa gittiğinden dolayı seni oraya bir şey çekiyor, mıknatıs gibi. Sen de onu çekiyorsun. Mıknatıs gibi çekiyorsun, birbirinizi çekiyorsunuz. Olaya negatif bakarsan, yani mal, mülk, zenginlik neyse, tamam mı? Varlığa, berekete, bolluğa negatif bakarsan o zaman itici bir güç oluşuyor. Mıknatıs gibi. Hani mıknatısı tersine çevirdiğin zaman nasıl iter? O şekilde seni itiyor. Sen de onu itiyorsun. Ve bir türlü yaklaşamıyorsunuz birbirinize. Ve arzuladığın, hani yıllardan beri arzuladığın o bolluk, bereket vardı ya, ona bir türlü ulaşamıyorsun. Sadece negatif baktığından dolayı. O yüzden bakış açını değiştirmen gerekiyor. En önemlisi bakış açısı. Biraz önce dediğim gibi senin etrafındaki insanların bakış açısını analiz et. Ondan sonra kendini analiz et. Sonra göreceksin senin engellerin nelerdir. Şunu da büyük yazabilirsin. Psikoloji, fizyolojiyi etkiler. Düşünce, bedeni etkiler. Bakış açısı, hareketlerini etkiler. Davranışlarını etkiler. Fizyoloji, tekrar psikolojiyi etkiler. Psikoloji de fizyolojiyi etkiler değerli arkadaşlar. Bunlar ayrılmaz bir bütündür. Dolayısıyla ilk önce şurayı değiştireceksin. Burayı değiştirince de davranışlar zaten değişiyor. Beden değişiyor değerli arkadaşlar. Burayı değiştirince beden de efektif, yani verimli çalışıyor. Verimli çalışınca da bolluğu, bereketi kendine çekiyorsun. Yani hayatından diziyi, haberleri, mala yani işleri çıkarıyorsun. Yani sana gerek olmayan, seni ileri götürmeyen ne varsa bunlardan uzak kalıyorsun. Bunları itiyorsun zaten, hayatından çıkarıyorsun. Bu sefer kendini nereye odaklıyorsun? Algıda seçicilikten dolayı bolluğu kendine çekecek ne varsa, bereketi sana yaşatacak işler neyse, satışsa, pazarlamaysa, neyse artık ne iş yapıyorsan oraya odaklanıyorsun. Otomatikmen kafandaki düşünceleri değiştirdiğinden dolayı, verimli çalıştığından dolayı da para kazanmaya başlıyorsun, zengin olmaya başlıyorsun. Ve zengin olunca da eğer hak ediyorsan tabii hayırları çoğaltıyorsun, zekat vermeye başlıyorsun. İnsanlara iyilikler yapıyorsun. Eğer bunları yapamayacaksan, zengin olunca hayır hasenat yapamıyorsan zaten zengin olamıyorsun. Çünkü hayatın dengesi var. Bu dengeyi Hazreti Allah da bozmamak için hak ettiği insanlara yapabilecek. Yani mal varlığı verdiği insanlar
bu parayı kaldırabilecekse ona veriyor zaten. Herkese de vermiyor. Sen de biraz önce dediğim çalışmayı yaparak kafandaki kilitleri tespit edebilirsin. Engelleri ortaya çıkarabilirsin. İnşallah bu video seni harekete geçirebilir. Bu videoyu gerçekten ciddiye alıp harekete geçerek kendi başına kafandaki problemleri, engelleri çözebilirsen çok güzel. Çözemiyorsan o zaman benimle iletişime geçebilirsin. Bizim programlarımıza katılıp kafasındaki engelleri, düşünceleri, kafasındaki kilitleri kaldırarak bolluğa, berekete ulaşan birçok kişi var değerli arkadaşlar. Siz de eğer onlar gibi arzuladığınız başarıya, arzuladığınız berekete, bolluğa ulaşmak istiyorsanız o zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bizimle iletişime geçebilmek için videonun altında link var. Linke tıklayıp formu doldurup gönderebilirsiniz. Hoşça kalın.